Evet. Yaklaşık bir yıldır ülke olarak, dünya olarak hissettiğimiz pandemi süreci, yaşadığımız pandemi süreci açıkçası birçok konuda zorlukları karşımıza çıkardı. Tabii insanımız, esnafımız bu işten etkilendiği gibi sokak canları, sokak hayvanlarımız da bu işten etkilendiler. Tabii bu noktada faaliyet gösteren farklı sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz var. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ederim ama özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda çok kurumsal adımlar atıyoruz. İnşallah 2 Mart tarihinde ihalesini gerçekleştirdiğimiz yeni barınağımızın ben bütün çevremize hatta ülkemize örnek olacağını düşünüyorum. Harika bir doğal ortamda, ormanın içerisinde ve orada açıkçası bir okul hüviyetinde inşallah gençlerimizin ve çocuklarımızın da istifade edeceği ama her şeyden öte de sokak hayvanlarının da rehabilitasyonun kısırlaştırılması, tedavisinin de çok sağlıklı bir şekilde yapılacağı bir mekan olacak burası. Tabii bu pandemi sürecinde derneklerimize çok ciddi faaliyetler yaptık. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız marifetiyle ve bu noktada da ben emeği geçen katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Gönüllülerimize çok teşekkür ederim. Bugün sağ olsun Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Sayın Şükrü Yaşar Bey ve yönetimi de bizleri bununla alakalı teşekkür ziyaretine geldiler ve kendilerine bu nazik davranışlar için, ince davranışlar için çok teşekkür ediyorum. Yani bizim tabii bir amacımız var burada. Biz vazifemizi yapıyoruz. Hem inancımızın, hem kültürümüzün, hem de kurum olarak, kamusal olarak bu bizim vazifemiz zaten. Onu yapıyoruz ama istiyoruz ki şehirde yaşayan her bir birey, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla bu konuya sahip çıksın. Hepimizin sokak canlıları için yapabileceği bir şeyler var. Ben buna yürekten inanarak söylüyorum. Temennimiz, ümidimiz inşallah bu sürdürülebilir faaliyetlerimizi şehirde yaşayan her bir bireyin içine nakşetsin ve bir vazife olarak bunu hayata geçirsin arzu ediyoruz. Ben hem de süreçte desteklerinden dolayı, katkılarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Tekrar saygılar sunuyorum. Bugün Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği olarak Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Ziyarete gelmemizin amacı bugün Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Pandemi sürecinin başından beri yaklaşık 3, özellikle son 3-4 aydır, 5 aydır Bursa'da her hafta sonu beslemeler ve tedaviler yapılıyor ve bunlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bu örnek Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. İnşallah Türkiye'ye örnek olur. Ben bu vesileyle en başta Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a ve arkasında destek veren kadrosuna, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Biz Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği olarak Bursa Büyükşehir Belediye'mizin, başkanımızın her zaman yanında olmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Vakit ayırmanız bize bizim için. Estağfurullah. Olur mu?